Koşup vefa bahçesine gelmeyen insan olur mu? Ekmeğini kardeşiyle bölmeyen insan olur mu? Bırak dünya telaşını, okşa yetimin başını, öksüzlerin gözyaşını silmeyen insan olur mu? Zeki insanlar bir şekilde hem güzel ahlaklıdır, yani aldatmak bir aptallıktır. Halbuki öyle bir şey ki bu, eğer güzel halleri yaşarsan bu güzel haller senin de zor günlerinde sana yansır. Vefa unutmamak ve hatırlamak anlamına geliyor. Geçmişte yapılan iyi ve güzel olayları, hatıraları kişinin hatırlayabilmesi, bu bir önemli bir erdemdir. Vefası olmayanın imanı olmaz derler. Anadolu sözüdür bu, çok ağır bir şey. Çünkü vefa insanlığı yaşatan bir şeydir. Dostluklar, cömertlikler, hani nankörlük. Her şey affedilir, nankörlük affedilmez diye bir şey vardır. Nankörlükle vefa bence aynı kavramlar. Vefa yine bir hal. Akraba hal olarak sıdkı da anlayabiliriz. Sıdk ve vefa. Sıdk nedir? Hayatın her durumunda inandığı ideal, inandığı ilke, inandığından caymamak demektir. Bunun da örneği Hazreti Ebubekir üzerinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç hadisesinden sonra gidiyorlar, kapıyı çalıyorlar. Diyorlar ki, ya Ebubekir diyorlar, seninki ne dedi biliyor musun? Ne dedi diyor. Gece diyor Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Oradan işte göklere çıktı, sonra inmiş gelmiş. Alay ederek de biraz istihza ile bunu söylüyorlar. Yani kim söyledi bunu diyor? Resulullah. O söylemişse öyledir diyor. Bak bak bak. Refah örneği. İşte bu hayatın farklı durumlarında bizim inandığımız o ilkeden şaşmamak ve bu hali korumak demektir. Beni etkileyen bir olay var. Çanakkale'de oluyor. İki kardeş gibi olan dost Çanakkale cephesinde biri hücum ediyor. Vuruluyor orada. Mevzideki arkadaşı komutanla diyor ki, komutanım gidip alıp geleyim diyor. Gitme oğlum bak diyor, yağmur gibi kurşun geliyor. O vuruldu, şehit oldu. Sen de olursun. Git gitme derken Allah yıldırım gibi çıkıyor. Alıyor geliyor arkadaşını. Getiriyorlar ki gerçekten şehit olmuş. Komutan diyor, oğlum gittiğine değdi mi? Değdi komutanım. Niye diyor. Arkadaşım son nefesinde dedi ki, geleceğini biliyordum. Sadakatle vefa herhalde kardeş olmalılar. Çünkü vefa belli bir düşünceye veyahut da belli bir insana gösterilen sadakat demek aslında. Hani diyor ya şair, vefa İstanbul'da bir semtin adı olduysa artık diyor. Yani vefa kelimesi zaten vecede kökünden geliyor. Bir kimsenin bir şey bulması anlamında. Hakikati bulması, doğruyu bulması, iyiyi, güzeli bulması anlamında. Bu kişiler hakikatle bağını koparmamış, bulmuş kişilerdir. Söz verdikleri zaman o sözünden vazgeçmeyen kişilerdir. Birbirinin arkasında büyük ölçüde dürüstlük vardır. Kendi çıkarı olmadığı zaman, çıkarı bittiği zaman o iyiliği unutmazlar. Efendim, vefakarlığı Efendimiz'den ve sahabelerimizden öğreniyoruz. Vefakarlık, Efendimiz Aleyhisselam hicret ederken ölümü göze alarak onun yatağına girebilmektir. Bu, yani kim olsa girer ama Hazreti Ali radıyallahu anh girmiştir ve korkmamıştır da, uyumuştur. O korkmadığını da gösterir. Vefakarlık, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah demektir. Vefakarlık, bize can veren vatana gerektiğinde canımızı verebilmektir.
Hazreti Ayşe bir gün Hazreti Hatice ile ilgili biraz sitem eder gibi konuşuyor. Ona şiddetle itiraz ediyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani o Hazreti Hatice'ye olan vefasını hiç unutmamış. Hayatındaki birinci kişi olarak bu bile bize çok önemli bir örnektir. Yani bu nedenle vefasız insanın bir nevi ben merkezine yakın insanlardır. Bencil, narsistik kişilik özelliği olan insanlarda vefa duygusu eksiktir. Vefakar insan hayatın kendine bahşedilen, bu dünya yüzündeki hayatın ne kadar önemli olduğunu bilen bir insandır. Şüphesiz öyledir. Dünya ahiretin tarlasıysa bu tarlada ona uygun davranan insandır. Vefakar insan zaten kendini belli eder. Hepimiz bunu biliriz. Yani mesela dostumuzdur, arkadaşımızdır, birbirimize karşı iyiliklerimiz vardır. O vefalı insan seni yalnız bırakmaz. Acı gününde, tatlı gününde. Telefon açar, gelir, gider. Yardıma ihtiyacın olduğunda yardıma gelir. Bu sadece, şimdi toplum şunu da yanlış anlıyor. Ya vefalı insan sadece zor günümde para verecek falan değil. Senin bir gelip seninle sohbet etmesi, seni dinlemesi, seni rahatlatması da bir vefadır. Vefakar bir insan, bir insanla karşılaştığı zaman yahut da o kimse bir insan ilişkilerinde çok önemli vefa. Yani kendinin iç dünyasındaki ilişkilerden çok vefalı insan kendisine iyilik yapan insanın yüzüne karşı söylemez, arkasından söyler. Onun olmadığı yerde de onu anlatır. Onun iyi ve güzel davranışlarını anlatır. Bu vefalı bir insandır. Yüzüne karşı söylemekte bir şey vardır burada. Bir tebaspus vardır. Bazı yapmacıklar olabilir. Ama vefalı insanın bence en önemli belirtisi o iyiliğe yapılan iyiliği unutmaması, hatırlaması ve gıyabında anması. Hatta en güzel şey de gıyabına dua etmesidir. Şimdi vefasızlık yaptığımızda toplum ve bütün her şey çürüyor. O eski evler, eski camiler, eski konaklar, köylerdeki evlerimiz, yaşadığımız alanlar. Mesela biz tırnak içinde biz geçmişe çok büyük vefasızlık yapmışız. Belki onun acılarını yaşıyoruz. Şimdi sur içinde çekim yapıyoruz bu da Fatih. Eskiyi düşünebiliyor musunuz? Şimdi baktığında nasıl bir erozyonu uğratıyor vefasızlık? Taşa, toprağa, her şeye vefa gerek. Vefalı olduğumuzda ne yapıyoruz şimdi? Eski çeşmeleri onarmaya başlıyoruz. Eski yapıları onarmaya başlıyoruz. Çünkü orada bir yaşanmışlık var. Orada binlerce insan geldi, geçti, su içti. İşte namaz kıldı diğer yerlerde. Orada eğlendi. Ve aynı şey insanlar için de. İnsana da vefasızlık yaptığımızda toplum çürüyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bu eserler bize sadece atalarımızdan miras değil, torunlarımızın da emanetidir. Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Şunu da unutmayalım, bakın bu çağın mimari medeniyeti olmayacak. Niye? Ya betonun ömrü 50 yıl arkadaş. 50 yıl sonra yapılan bütün binalar yıkılacak. Dolayısıyla bu tarihi eserler bizi geçmişten geleceğe bağlıyor. Geçmişle somut bir ilişki kuruyor aramızda. Bu bakımdan tarihi eserlerimize de vefa göstermek birinci görevimizdir. Yani bir şekilde geçmişine vefa duymayan, atalarına vefa duymayan, bizim psikolojik tabirimizle arketip denir buna psikolojide. Yani insanın kadim, toplumların kadim bazı sembolleri vardır. O kadim semboller araştırılıp, o semboller toplumların sıkıntılı günlerinde kurtarıcı olabilir. Bak şimdi neye duçar vaziyetteyiz? Maddiyata değil mi? Tüketim toplumu. Yani nedir maddiyat? Maddiyatçılık, madde düşkünlüğü, tekasür eseri, hakimüt tekasür, hatta sütun mekabir. Maddeyi ön plana çıkarmak. Yani tüketim toplumu. Yani dünyayı yok etme. Peki buna karşı içimizde hangi kadim
güzellik uyandı. Yani psikolojik tabirle arketip uyandı. Ya fütüvvet arketipi, fütüvvet. Türkler uyandı. Sen biliyor musun, biz dünyada bir numarayız. Hayır işlerinde. 8 küsür milyar dolar sadece başka ülkelere. Suriyelilere yaptığımızda da katarsan 10 milyar doları geçiyor. Dünya şampiyonuyuz biz. Buna büyük manasında söylemiyorum. Ama nedir bu? İşte duçar olduğumuz bu maddiyatçılık, bu hasta toplumda hırsın hüküm sürdüğü bencilliğin içimizde bir güneş uyandı. Fütüvvet güneşi. Fütüvvet demek işte gidip de bir yerde tatil yapmak işte yerine, işte bir denize girmek, sörf yapmak yerine gidip Afrika'da kuyu açmak. Ameliyatlara gitmek, katarak ameliyatları yapmak. Ya Türkiye'nin, dünyanın neresine gidersen git Türkleri görüyorsun. İnanılmaz ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Kimsenin bundan haberi yok. Yani Avrupa'da falan görürdük veya Amerika'da adam ölmüş, 15-20 gün sonra kokunca cesedi şey yapmış. Biz bazı konularda Amerika'ya yetişmiş durumdayız. Bu konuda onlardan bir tanesi. Ondan sonra ben internette zaman zaman tekrarladığım bir şey var, program var. Komşu, misafir ve mahalle. Bunlar gitti. Sosyal olan onlardı. Yani sosyal medya neymiş? Bunlardı sosyal olan şeyler, anlatabiliyor muyum? Bu üç şey, bizim misafir odalarımız vardı evlerimizde. Komşuluk münasebetleri vardı. Bir ufak örnek vereyim. Benim çok severdim. Babaannemi de demin yanında orada yaşadım bir süre, 2-3 sene. Koşu yolunda evler böyle birbirine şeydi, bitişiktir. İki katlı güzel evler vardı. Ondan sonra önlerinde de böyle teras diyebileceğimiz bir şey vardı. Taş zemin vardı. Ama bütün taş zemin bütün evlerin önünde böyle devam ederdi yani. Şimdi geçenlerde gittim. Kapıların arasına duvarlar örmüşler. Böyle bölme 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 olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'nin öldükten sonra en yakın dostlarını ziyarete gidiyor. Niçin gidiyor? Niye gidiyor? Bize ne anlatmak istiyor? Vefa diyor, değil mi? Bak, vefayı ölenin arkadaşına ziyaret ederek gidiyor. Vefa böyle bir şey. Sadece taşa toprağa değil, baba dostuna, anne dostuna, geçmişteki büyüklerimiz. Biz mesela 300 yıl, 500 yıl önce ölmüş çok kıymetli, tanımamışız, görmemişiz, etmemişiz. Onu niye kabrini ziyaret ediyoruz? Bu bir vefa değil mi? Vefa. Bu böyle bir şey. Ya da hani dedemizin, ninemizin kabrine niye gidiyoruz? Vefa bu işte. Bir toplumun güvenli alan haline gelmesi için o toplumda insanlarda birbirlerinden korku olmaması gerekiyor. Korku olan yerde güven azalır ve sevgi de azalır. Sevginin olduğu yerde güven artar, korku azalır, vefa duygusu sevgiyi yaşatır. Vefakarlık kesinlikle toplumu iyileştirecek, düzene sokacak, huzura erdirecek ve ben sürekli kullandığım bir kelime bereketlendirecek bir şeydir. Televizyon, telefon, faks ve türevleri için iletişim vasıtaları derler. Yanlış bir kelimedir. İki insan arasındaki gerçek iletişim şimdi sizinle yaptığımızdır. Bunun videoya çekilmişi değil. İnsanın insan insana ilişkisi, ne ihtiyacı var insanın? Bu insanı iyileştirir. Şöyle bir hastalık var çağımızda. Bir yanlış gördüğümüz zaman haykırıyoruz. Sosyal medyada, televizyonda. Nerede bu devlet, nerede bu millet diyoruz. Acizane diyorum ki, sen neredesin Bestami? Bunu kendimize sormamız lazım. Hep vefasızlıktan şikayet ediyoruz ve diyoruz ki, vefa İstanbul'da bir semt adı olmuş. Kardeşim, sen vefanı göster. Vefalı sen ol ve örnek ol. Zaten Hazreti Ayşe annemize soruyorlar, Allah ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselam nasıl biriydi? Yaşayan Kur'an'dı buyuruyor. Bizim yaşayan Kur'an, yaşayan vefa, yaşayan dostluk olmamız lazım. Ama önce kendimiz
olacağız. Sonra başkalarından bekleyeceğiz. Zor anımızda güzel bir atasözü var. Kıtlık vakti verilen lokma unutulmaz diye. Zaten vefanın anlamı unutmamak ve hatırlamak olarak vurgulamıştık. Bu ne demektir? Zaten Hazreti Mevlana da tam buna vurgulanmış. Yani vefa ile hatırla. Yani ve içerisinde hatırladıktan sonra olumlu duygularla hatırla, sıcak duygularla hatırla. Bu toplumsal bağı güçlendirdiği için toplumsal huzuru sağlar. Toplumsal barışı sağlar. Ailede de barışı sağlar. Bu nedenle bu insan ilişkilerinde yani büyük bir ihtiyaç yoksa olumlu ilişki esas, olumsuz ilişki istisna olması lazım. Olumlu ilişkinin en önemli ayaklarından birisi de vefalı davranıştır. Bak ayet-i kerimede Rabbül Alemin buyuruyor ki وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُكْتَلِ فِي سَب۪ي اللّٰهِ اَمْوَاتْ بَلْ اَحْيَانُ بَلَا كِنْ لَا تَشُرُونَ Allah yolunda ölenler, Allah yolunda şehit olanlar hayattadır ama siz onları göremezsiniz. İncecik bir zar altında aşağıda, tül perde gibi bir zarın, bir ince bir sınırın arkasında ahiret hayatı vardır. Ve onlar orada, onlar bizi görüyor. Onlar bizi duyuyor mu? Duyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de telkinde bulunuyor çukurun başında. Diyorlar ki ya Resulullah sen bunlara telkin ediyorsun oradaki müşriklere. Yani çukura atmışlar. O kadar müşrik var. Çukura atmışlar. Telkin niye yaptınız bunu? O kadar size söyledim. Yapmasaydınız bunu. Telkin de buyururken ya Resulullah bunlar da duyar duyar ama cevap veremezler diyor. Dostlara vefa göstermek, onları hayırlarıyla, yaptıkları güzel işlerle hatırlamaktır. Bu yaşıma geldim acizane. İnsanları eksiğiyle sevmeyi öğrendim. Niye derseniz benim bir sürü hatalarım var ya. Kendime verdiğim hakkı dostlarıma da vermem lazım. İslam dinine göre hocalarımızın anlattığı mahşer günü hesap kitap yapılacakmış. 151 sevabımız çok olursa cennete gideceğiz. Bir dost da bazen hata yapabilir. İnsan olmanın gereğidir. Ama yaptıkları iyilikler ve güzellikler fazlaysa o gerçek dosttur. Fakat mümkün olduğu kadar da dosta karşı, hatta herkese karşı, düşmana karşı bile mümkünse hata yapmayalım. Düşmanlığımız da mertçe olsun. Hayatım boyunca dostlarımdan hep dostluk gördüm. Hiç yanlışlık görmedim. Onlara selam olsun. 2000 yılında Osmaniye'den İstanbul'a göçecektik. Bir dostla vedalaşmaya gittik. Sarıldı, başını omuzuma koydu. Ya hocam dedi, fazla görüşmüyorduk ama senin varlığın bana güç veriyordu. Bundan sonra ne yapacağım demişti. Bu vefa örneği. Yine bir sınıfta öğrenci rahatsızlanmış, annesi izin almış. Getirdi izin kağıdını verdi bana. Gidebilirsin evladım dedim. Çocuk döndü annesine dedi ki, anneciğim desk bitene kadar bekleyebilir miyiz? Bu da beni çok mutlu etmişti. Düşünsene ne kadar güzel olurdu. Mesela borç yaparken işte senet alıyoruz, menet alıyoruz, garanti alıyoruz, bilmem ne alıyoruz, ipotek koyuyoruz falan. İnansak, birbirimize güvensek nasıl bir rahat dünya olurdu? Bir gün bir Şilili Türkiye'ye gelmiş. Bu Şilili ilginç bir adam. Bir diş doktoru. Almanya'dan Türkiye'ye gelmiş. Arabayla böyle İzmir'den Bodrum'a doğru gelirken yolda bir arazi görmüş. Çok güzel bir arazi görmüş. Ve ben burayı alacağım demiş. Köy kahvesine gitmiş. Bu senelerce olan evvel bir şey. Köy kahvesinde demiş ki kim buranın sahibi? İşte filanca. Abi sen buraya ne istiyorsun? Tercümanlar falan da bir araya giriyor. İşte şu kadar al demiş parayı vermiş. Senet, sepet, bilmem ne yok. Birisi gelmişti, ne yaptın, ne oldu gider gelir. Ya demiş bir arazi aldım demiş. Aha ne aldın demiş. Noterden şey yap, ne yok ya demiş. Nasıl demiş, sen o parayı verdin demiş. Kaç bin mark o zaman para vermiş. Niye demiş, sen insanlara güvenmiyor musun ya demiş. Verdim parayı. Hakikaten de aradan bir müddet sonra araziyi, parayı alanlar gelmişler. Ya demişler, bak paranı sana geri veriyoruz.
rica etsek, şöyle bir durum oldu, bunu alar bence araziyi, yok illaki vermiyorum dersen arazi sende kalsın. Bak, dönmüş şeye, ona ne yaptın arkadaş diyenlere görüyor musunuz demiş. İşte al sana fekarlık. Misafirperverlik nedir? Aslında vefa duygusunun bir uzantısıdır bir insanın. Yani bir insana iyi ve güzel bilinen bir insana karşılıksız iyilik yapmak vardır. Yani ve bizim kültürümüzde bununla ilgili örnekler, yani özellikle böyle hikayelerimizde vardır, anlatılarımızda vardır, yaşantılarda vardır. Mesela geçtiğimiz ayda Kazakistan'a gittim. Mesela Ahmet Yesevi'nin oraya kattıklarını gördükten sonra, Ahmet Yesevi'nin, Farabi'nin kattıklarını ve ona karşı şu anda onu yaşatmaları bir vefa örneğidir burada. Yani bana ne değil, oradaki o Evlad-ı Fatihan topraklarında yapılan bütün o mimari eserler, restorasyonlar vesaire çok derin bir vefa örneğidir. Yani ne işte bu arketiplerine sahip çıkmaktır. Orta Asya'da da aynı şekilde o Rus zulmünden sonra Orta Asya'daki kardeşlerimize sahip çıkmak bunun en güzel vefa örneklerinden bir tanesi. Ama şey de vefa örneğidir. Bak bunu bu yani çok polemik mevzu oluyor. Ya Suriyelilere yaptığımız bir vefa örneğidir. 3 milyon insanın hayatını bir şekilde kurtarmak demek. Yani daha güzel hayat şartları sunmak. Sen biliyor musun indi ilahide bu nasıl bir sevaptır? 3 milyon insan. Gittim Gaziantep falan o taraflara. Ya göreceksin insanları. O kadar böyle ağırbaşlılıkla, o asil tavırla sabrettiler. Bazı şeyler sabretmesi zor. Ama ne güzel bir millet bu millet be. Vallahi güzel bir millet ha. Çocuklar mesela sabahleyin okula gidiyor. Onların çocukları öğleden sonra gidiyor. Tamam, olsun diyorlar. Yani bir iki böyle bozuk ses çıkıyor. İşte şöyle oluyor, bunlar geldi. Bizim yarın öbür gün oraya göçmen olarak bir yere gitmeyeceğimizi kim biliyor? Bizim de başımıza gelebilir aynı şey. Dolayısıyla tarihteki bir altın sayfadır. Bu Suriye'deki trajedide bizim Türkiye'nin tutumu hakikaten Türk tarihine bir altın sayfadır. Efendim, her insan güzeldir. Müslüman daha güzeldir. Fakat Müslüman Türk'te ayrı bir güzellik var. Bakın güzel bir türkü var. Senden ayrılalı gülmedim dostum. O türküyü dinlerken ben Osmanlı'nın bitişini, ondan sonra dağılan devletlerin, milletlerin bir daha gülmediğini görüyoruz. Bugün Filistin'de zulüm yapılıyor. 35 bin kardeşimizi şehit ettiler. Eğer biz güçlü olsaydık, vefalı Türk güçlü olsaydı bunu yapamazlardı. Şu halimizde bile en çok vefayı gösteren Filistin'e Türkiye'dir, Türk milletidir. Dünyada milli gelirine göre başka milletlere yardım eden birinci devlet Türkiye'dir. Bugün dünyanın bize ihtiyacı var. Bizim de biz olmaya ihtiyacı var. Dünya bizim yolumuzu, vefalı Türk'ü bekliyor. Allah izin verirse o günlerinde uzak olmadığını düşünüyorum. Eğer bugün çukura düşmüş birisine veya zorda birisine yardım etmem benim, yarın öbür gün benim de o yardımı alacağımın delilidir. Zeki insanlar bir şekilde hem güzel ahlaklıdır, yani aldatmak bir aptallıktır. Niye? Çünkü sen aldatırsın, yarın öbür gün seni aldatırlar. Halbuki öyle bir şey ki bu, eğer güzel halleri yaşarsan bu güzel haller senin de zor günlerinde sana yansır. Sadece zor zamanlarda değil, tabii ki mutlaka olacak. Yani vefa ve dostluk ilişkisi çok önemlidir. İnsanın en önemli şeyinde iki tane şeyde vefa ve dostluk görülür. Bir, düğünlerinde, iki, öldüğünde. Eski şeyler kıymetli değil artık. Eski olan her şey kıymetli değil ve her dakika eskiyor her şey. Bütün değerler, ondan sonra ürünler, hepsi eskimesi lazım. Çünkü başka türlü çark dönemez yani, anlatabiliyor muyum? Onun için burada vefa yok.
Tabii vefa, bunun artması için önce biz kendimizden başlayacağız. Geçmişimizde bize iyilik yapmış bir kimse varsa ona gidip bu iyiliği için bir teşekkür etmek, gönlünü almak, bunu hatırlamak. Bu veya vefa, vefa böyle sözle anlatılmaz, davranışlarla anlatılır. Sözle öğretilmez, davranışlarla öğretilir ve yaşanılarak öğretilir. Önce biz kendimiz yaşayacağız bunu. Yaşadığımız zaman bir ailede birisi yaşarsa bulaşıcıdır bu duygu. Herkese bulaşır. Yani bu nedenle vefayı sadece bir semt ismi olarak anmayalım. Yani vefayı toplumu iyileştiren bir unsur olarak görelim.